geldiniz. Motorsporlarının zirvesi olarak bilinen Formula 1'de 2004 sezonu geçmiştekilerden farklı bir havayla başlıyor. Bu yıl ilk kez tam 18 yarış izleyecek Formula 1 severler. Bildiğiniz gibi Çin ve Bahreyn'de Formula 1 takvimine şimdilerde girdiler. Ve bu yıl hem Bahreyn'de hem Çin'de yarışlar olacak. Şüphesiz ki coğrafyanın 18 yarışa yayılmış olması önemli bir adım Formula 1 dünyası açısından. Bu gelecekte bu sayının 20'lere çıkabileceğinin de şimdiden göstergesi. Bu konuda birçok konuşmalar yapılıyor. Yani Formula 1 dünyanın global sporu haline gelmeye, tüm dünyayı kucaklayan bir spor haline gelmeye devam ediyor hem de hızla. Bu programda bu yıl içindeki takımların, bu yıl yarışacak takımların kış döneminde bilhassa neler yaptıklarını, aerodinamik anlamda, motor anlamında, sponsor ve sürücü cephesinde nasıl bir gelişim gösterdiklerini ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Şüphesiz ki son haberleri bulacaksınız. Kural değişiklikleri var. Serra Demirkol'la birlikte sizlere bunun tanıtımını yapmayı planlıyoruz bir saat içerisinde. Ve kim bu yıl şampiyonluğa daha yakın veya şampiyonluğu belirleyen faktörler hangileri olabilir, bunu konuşacağız. Dilerseniz biraz 2000'li yılları değerlendirelim. F2000 son derece başarılı bir otomobildi. Hatta o dönem Michael Schumacher'in dünya şampiyonluğunda 21 yıl aradan sonra Ferrari pilotu olarak ulaşmasından sonra F2000 efsane otomobil olarak değerlendirilmişti. Ve hala F2000'in gölgesinde yapılıyor Formula 1 yarışları. 2002 yılında o otomobil, 2002 şasi numaralı otomobil bir anlamda öldürücü bir otomobil olmuş ve Formula 1'i de öldürmüştü. 2003 başında, 2002 yılı sonunda yaşananlar yeni kuralları getirdi ve yeni kurallarla geçtiğimiz yıl bir anlamda müşerref olduk. Yeni kurallarla Michael Schumacher'in şampiyonluğa ulaşma hızı kesildi. Bir önceki yıl yarışların birçoğunu kazanan, rekorları alt üst eden Michael Schumacher geçtiğimiz yıl sadece 8 kez kürsüye çıktı ve 8 kez kürsüye çıkmasına rağmen de dünya şampiyonluğuna 2 puan farkla ulaşmayı bildi. Tabii geçen yılın önemli argümanlarından birisi de Michelin'in lastik teknolojisinde Bridgestone'u yakalayan adımları atmış olmasıydı. Peki Ferrari'nin 2003 aracı diğer araçlardan daha mı iyiydi? Arada lastik savaşından kaynaklanan fark mı vardı? Bu yılda yarışlar öncesinde yapacağımız yorumların başında geliyor. Yepyeni bir sezon. Michael Schumacher yine favori. Michael Schumacher'in favori olmasına karşın geçmişe nazaran McLaren, Williams, Renault da favoriler arasında. Genel anlamda bakacak olursak 4 favorili, ilk 4 arasındaki mücadelenin fazla olacağı bir sezon bizi bekliyor. Serra, kural değişikliklerinden bahsedeceğiz. Lastiklerin bir anahtar element olduğunu konuşacağız şüphesiz. Schumacher'in favori olduğunu kitapları açıp sayılara baktığında Formula 1 ile alakası olmayan herkes söyleyebilir zaten. Bu geçen yılla başlayan kural değişiklikleri, hani Formula 1'in ruhunu da biraz alt üst etti diye sık sık eleştirilen kural değişikliklerinin bir benzeri de bu yıl yaşanıyor. Genel anlamda sen nasıl bakıyorsun? Biraz sonra Formula 1 sıralama turlarını da hep birlikte ilk yarış olarak izleyeceğiz. Onun öncesinde görüşler genel anlamda okuduklarından, konuştuklarından, dinlediklerinden. 18 yarışlık sezon sona eriyor. Ralf Schumacher yine de çok yakın Alonso'ya. Baştan sona çok iyi bir yarış çıkardı. Startta sıkıntı yaşamasına rağmen Montoya yarışın gerçekten hakimiydi baştan sona. Tebrikler Juan Pablo Montoya. Bu aynı zamanda Williams'ın da ilk zaferi oldu bu sezon. Kolombiyalıların sevinci de ekrana geliyor. Sadece 3 pilot bir yıl Ferrari'nin elinden zaferi alabildi. Jarno Trulli, Kimi Raikkonen ve son olarak da Juan Pablo Montoya. Barr takımı ve Jenson Button hiç yarış kazanmamalarına rağmen ikinciliği, Jenson Button'ın üçüncülüğü
Bar takımı ise ikinciliği elde etti.